Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Everest'in EWR 527A2 router'ı nasıl çalışır, kurulumu nasıl yapılır, onu birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle üründen biraz bahsetmiş olursak, bu ürünün en önemli özelliği dual band ve gigabit bir router olmasıdır. Yani dual band dediğimiz iki tane ayrı wireless frekansında çalışan bir üründür. Ayrıyeten de Ethernet girişleri Gigabit Ethernet girişi olarak ayarlanmış bir üründür. Hani bu iki özellik hani bir router için çok önemli özelliklerdir. İsterseniz hemen kuruluma geçelim. Cihazımızı wireless ile bağlanarak da kurulum yapabiliriz. Ama biz işlemlerin hızlı olması açısından kablolu bağlantı yaparak kurulumunu yapıyoruz. Şimdi cihazın arka kısmında bulunan bölümlere bakalım. Cihazın arka kısmında 5 tane port görüyoruz. Bu portun en başta bulunan mavi girişli olan port WAN portudur. Yani router olarak kullanmak istediğiniz zaman modeminizden bu porta kablolu bir şekilde bağlantıyı kuruyorsunuz. Bağlantıyı kurduktan sonra sadece wireless ayarlarını yaparak hem kablosuz hem kablolu olarak cihazınıza bağlanabiliyorsunuz. Diğer geri kalan sarı portlar 4 adetten oluşan sarı portta normal 4 adet bilgisayara bağlantı kurabilmeniz için gerekli olan porttur. Ayrıyeten 2 tane de USB portu bulunmaktadır. Bu USB portları terminal olarak kullanabilirsiniz. Yani bir depolama alanı yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz ağ içerisinde. Hani buraya bir hard disk bağlayarak burada bir depolama alanı oluşturabilirsiniz. Hani bu sizin için ağınızın içerisinde hani böyle bir özelliğin olması iyi olacaktır. Üstelik bir de gigabit olduğundan dolayı, hani Ethernet girişleri gigabit olduğundan dolayı daha hızlı bir veri aktarımı sağlayacaktır. Cihazın hemen USB'lerin sağ tarafında küçük bulunan delik reset tuşudur. Bu reset tuşunu cihazınızı resetlemek istediğiniz zaman 10 saniye basmanız yeterli oluyor. 10 saniye bastıktan sonra cihaz resetliyor kendisini. Power tuşunu ve açma kapama tuşu power tuşunu görüyoruz. Power girişini görüyoruz ve ayrıyeten WPS tuşunu görüyoruz. Cihazımızın hemen kurulumuna geçelim. Bu cihazımızın varsayılan IP adresi 192.168.0.1. Her zaman içinde varsayılan ayarında, fabrika ayarında bu şekilde gelecektir. Kullanıcı adımızı, parolamızı giriyoruz. Kullanıcı adımız admin, parolamız da admin olarak tanımlanmış. Girdikten sonra enter yaptığımız zaman karşımıza arayüz sayfası geliyor. Bu arayüz sayfasında bazen Çince gelebilir. Burada iki tane dil seçeneği var. Bir Çince var, gördüğünüz gibi. Bu şekilde gelebilir. Buradaki butona tıklayıp buradan İngilizceyi seçtiğiniz zaman karşınıza bu şekilde gelecektir. Dediğim gibi bu cihazı access point olarak kullandığınız zaman başka hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Burada yapmanız gereken ayarlar sadece wireless ayarlarını tanımlamak. Bu wireless ayarlarını tanımlarken de bunlarda iki tane band olduğundan dolayı iki tane ayrı ayrı wireless görülecektir. Bunların ikisini de tanımlamanız gerekiyor. Birincisi 2.4 GHz, daha çoğunlukla olarak kullanılan wireless frekansıdır bu. Bunun ayarlarını yapıyorsunuz. Buraya girdikten sonra burada Basic Settings bölümünden SSID yani cihazın kablosuz ağ adını değiştirerek farklı bir şey yazabilirsiniz. Burada Channel Width yazan yani kanal frekansını gösteriyor. Burada kanal frekansını 20 MHz seçmenizde fayda var. Çünkü 40 MHz'de cihazların bir kısmı çalışmayabilir. Ama 20 MHz'de 40 MHz'de çalışan cihazların da çalışma imkanı olduğundan dolayı burayı 20 MHz olarak seçmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Burayı bu şekilde seçtikten sonra Apply butonuna bastığınız zaman bu ayarları kaydediyor. Kaydettikten sonra sol tarafta yine Security mod var. Security moda tıklıyoruz. Burada Security modda burada şifreleme türüdür burası. Buradan şifreleme türünü seçip bu bölüme şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girdikten sonra tekrar Apply butonuna basıyorsunuz. Kaydı yapıyor. Aynı işlemi 5 GHz bandında da yapabilirsiniz. Zaten birebir onunla aynıdır. Basic Settings bölümünden cihazınızın kablosuz ağ adını değiştirebiliyorsunuz.
Burada kanal frekansını değiştirebiliyorsunuz. Burada kanal frekansları daha farklıdır. Çünkü 5 GHz bandında daha yüksek bir kanal frekansı olduğundan dolayı burada dokunmanıza gerek yok. Burası 80 olarak da kalabilir. Sonra Security Mode'a tıklıyorsunuz. Security Mode'da yine tekrar burada şifreleme türünü seçiyorsunuz. Şifreleme türünden sonra buraya şifremizi girerek Apply butonuna basıyoruz. Router olarak yani access point olarak kullanmış olduğumuz zaman bu işlemleri yapmamız yeterlidir. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazımızı normal bir şekilde kullanıma başlayabiliriz. Tabii cihazınızı ilk önce bir yeniden başlattıktan sonra kullanıma başlayabiliriz. İkinci olarak da bu cihazı repeater modda kullanmak istiyorsak ilk olarak açıldıktan sonra cihaz yapmamız gereken burada mod bölümüne girip buradan wireless ISP seçeneğini seçmek olacak. Seçtikten sonra burada bize hangi banttan bağlanacağımızı soruyor. Burada siz hangi banttan bağlanacağınızı işaretliyorsunuz. Genel olan 2,4 GHz veya 5 GHz bandını işaretliyorsunuz. Biz burada kurulum yapmak için buradaki ağımız 2,4 GHz bandını desteklediğinden dolayı biz bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra Apply butonuna basıyoruz. Cihazımız kendini şu anda yeni baştan başlatıyor. Cihazın kurulumu aslına baktığınız zaman EWR521N2 ile birebir aynıdır. Farklı hiçbir şey yoktur. Burada sadece farklı olan olay cihazın 5 GHz bandında çalışmasıdır. Evet, cihazımız tekrar açıldı. Açıldıktan sonra burada biz wireless 2,4 GHz bandını seçtiğimiz için onun üzerinden işlemleri devam ettireceğiz. Eğer bu bandı seçmiş olsaydık bu bant üzerinden işlemleri devam ettiriyor olacaktık. Bu bant boş olduğu için buna eğer dışarıdan bağlamak isteseler bile hani bağlantıları sonucunda herhangi bir şekilde internete bağlanma gibi durumlar söz konusu olmayacak. Şimdi biz burada bu bölüme geldikten sonra burada şifremizi tanımlıyoruz. Az önceki anlattığımız gibi router'daki yapmış olduğumuz işlemleri burada yapıyoruz. Şifremizi tanımlıyoruz. Şifremizi tanımladıktan sonra evet, şifremizi yazalım. Apply butonuna basıyoruz. Evet, burada bize cihazı yeni baştan başlatalım mı diye soruyor. Biz burada daha yapacak işlemlerimiz var diyerek hayır diyoruz ve Reboot Later yazan bölüme tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra en son yapmamız gereken işlem burada Site Survey yazan bölüme tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burası bağlanacağımız modemleri seçebileceğimiz alandır. Burada Site Survey butonuna tıklıyoruz. Karşımıza modem listemiz çıkacak. Biz burada Snoopy ağına bağlanmak istiyoruz. Snoopy ağımızı seçtik. Next diyoruz ve buraya Snoopy ağımızın şifresini giriyoruz. Evet, girdikten sonra Connect diyoruz. Bizi ayarları kaydetmesi için bekletiyor. Evet, ayarlar başarıyla kaydedildi. Kaydedildikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Cihazımız tekrar kendini yeni baştan başlatacak konuma getiriyor. Evet, cihazımızı yeni baştan başlattıktan sonra bundan sonra bağlantıyı kurabileceksiniz. Buradan cihazınızın bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmeniz için status bölümü vardır. Status bölümüne tıklıyoruz. Burada görüyoruz. Wireless Network bölümünü görüyoruz. Wireless Repeater Interface yazıyor. Burada bağlantı modumuzu görüyoruz. Hangi modeme bağlandığımızı görüyoruz. Bağlanmış olduğumuz modemin şifreleme türünü görüyoruz. Bağlanmış olduğumuz modemin MAC ID'sini görüyoruz. Ve State, Durum, Connected yani bağlandı bilgisini aldığımızı görüyoruz. Bunu gördükten sonra zaten cihazımızı yeni baştan başlattıktan sonra internete giriş yapacaktır.